Aslında en zorlukla karşılaştığımız, en zor tedavi yaptığımız grup ileri yaşlar. Tamamen bir sabır mücadelesi haline geliyor. Çünkü ileri yaşlarda gebelik oranları gençler kadar yüksek değil ve ileri yaşlarda gebe kalanlar hep deneye deneye gebe kalıyorlar. Tabii şansı iyi olup bir denemede gebe kalanlar da yok değil. O halde ileri yaşlarda tüp bebeğin başarılı olması için yapılması gereken en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi havuz yöntemi dediğimiz yöntem. Çünkü ileri yaşlarda yumurtalar az, yumurta kalitesi birazcık düşük. 2-3 yumurta toplasak da çoğu zaman 1 ya da 2 embriyo oluşuyor. Embriyoların hepsi çok kaliteli oluşmayabiliyor. 5. güne gitmek çok kolay değil. Dolayısıyla biz ileri yaşlarda genellikle embriyoları biriktiriyoruz. Bir topluyoruz, bir daha topluyoruz. Hatta bazen bir ayda birkaç kere topluyoruz. Mümkün olduğu kadar tabii zamanı da geçirmek de istemiyoruz. Çabuk olarak bu işleri yapmak, çabuk olarak embriyoları hazırlamak ve içeriye yerleştirmek istiyoruz. Ve genellikle yumurta kalitesi ve embriyo kalitesi gençlere göre biraz daha zayıf, embriyolar biraz daha kuvvetsiz olduğu için 3. gün transferini biraz daha tercih ediyoruz. 5. güne kolay kolay götürmüyoruz. İleri yaşlarda her zaman aklımızdaki soru işareti, acaba bebeklerde bir sakatlık olur mu? Bu embriyoları koymadan evvel genetiklerine bakalım mı? Bu da çok tartışılan, dünyada tartışılan bir konu. Ama biz klinik olarak genellikle transfer edelim, hasta gebe kalsın. Gebe kaldıktan sonra bebek sağlıklı mıdır, değil midir bakarız yönünde hareket ediyoruz.